Kaydım. Şu anda Karakoyunlu Yörüklerin şenliğindeyiz ve burada Musa hocamızı, Musa Eroğlu'nu bulduk, üstadımızı. Yıllarca kendisini dinledik ve bugün kendisine bir röportaj yapacağız. Musa hocam, sizi televizyonlarda göremiyoruz. Buna çok üzülüyoruz. Bu konuda sizin duygularınızı alacağız öncelikle. Şimdi beni televizyonda nasıl göremiyoruz? Eskisi kadar çok bulamıyoruz. Benim söyleyeceğim şeyleri kabullenecek televizyon yoktu ondan. Ama çünkü ben magazin adamı değilim. Doğru söylüyorsunuz. Ben Öküz Burcu'ndanım öncelikle. Hemen onu söyleyeyim. Öncelikle Öküz Burcu'ndanım. Onu söyleyeyim. Televizyonlara gelince, şimdi Allah aşkına ahlaktan filan söz ediyorlar. Sabahleyin televizyona çıkıyor çöp çatanlar, akşama kadar ahlaksızlık yapıyor orada. Orada mı görmek istiyorsun yoksa beni? Yok, estağfurullah hocam. Başka nerede görmek istiyorsun? Neyse, bu espriydi ama bunu evet. Bilelim. Şimdi bunu bilmemiz lazım. Bir taraftan tabii bu televizyon herhalde Ratik miydi onun adı? Televizyonlara bakan şeyin adı Ratik mi? Rütük. Ü'yle. Ü yani. Ü. Horoz. Horozdan gel. Ratik. Şimdi bunlara bilgi verenler yanlış bilgi veriyor sanıyorum. Çünkü oturup da herhalde bu kanalları 50 tane kanal var. İzleyip şöyle bir ahlaksızlık var filan diye bilgi vermiyorlar ki ceza yazsınlar. Başka bir şey yaptığı yok. Ama filmin bir kenarında küçük bir yatak odası var. Orayı kesmeyi biliyorlar. Ama burada sabah çöp çatanlar insan evlendiriyor. Kadın pazarlıyor. Bilmem ne yapıyorlar. Öyle değil mi yani? Orada reklam yani. Bakıyor diyor ki bu da işte aday yani. Açık oda. Ratik orada uyuyor abi. Ratik. Açık oda. Şimdi ama ben buraya Karakoyunlu Yörüklerine türkü söylemeye geldim bu dağın başına. Onun için buradayım. Beni iyi yakaladın burada. Şimdi burada kısmen eğlenecek bir görünüyor ama değil tabii. Burada bir tarih yaşanıyor. İşte ufak tefek acılarla, gülümsemelerle, çocuklarımız sipsi çalıyor, bağlama çalıyor. Bir coşku var burada. Geçmişi yad ediyoruz. Şimdi şu dağın başına, şuraya bakar mısın? İnsanlar gelsin. Şimdi kameram burayı göstersin ben. Sanatçılara hürmetten dolayı şu prefabrik evler yapıldı. Neyse gelir kamyonun içinde giyinir, minibüste gider de. Ama gelsin şu saygıya bakar mısın? İçinde birisi otursun veya oturmasın. Bunlar yapılmış. O zaman bakacak, bura bizim yurdumuz diyor bak, inatla diyor. Dün çadırımız vardı ama bugün başka şey var. Ama bugün başka bir şey var. Bu insanlar hepsi şehirde yaşıyorlar. Belirli bir trendleri var ama bu dağın başına geliyorlar. İşte kültür dediğimiz bu. Doğada her şey yerli yerinde de bizde bir sıkıntı var. Geliyor, bu dağın başına geliyor. Burada mutlu oluyor, ebesinle, nenesinle, geçmişini hatırlıyor. Biz ne yapıyoruz sanatçılar? Biz kültür elçisiyiz. Bulduğumuz malzemeyi getirir, burada paylaşırız. Böyle bir malzeme bulamazsak, burayı nasıl anlatacağız? Retü'nün yazdığı gibi anlatırız. Bir metin yazıp bize veriyor da, işte uçma bülbül uçma. Ama bülbül uçmak zorunda. Konma bülbül, konma niye? Ağaç dalına nereye konacak? Abi bakar mısın? Bülbülü tuttum güle bağladım. Bülbül feryat etti ben de ağladım. Oğlum bağlayacaksın niye ağlıyorsun? Ağlıyorsun niye bağladım? Anladın mı? Bülbülü tutup güle bağlamayacağız. Bağlayınca ağlamayacağız. Ağlayacaksak bağlamayacağız. Bunun yolu insanın sevgiden geçer. Kültürüne sahip olmadan geçer. Burada olmaktan mutluluklar duyuyorum. Bu hizmeti sunan insanlara, belediyemize teşekkürden başka ne söyleyebilirim? Doğru. Antalya'nın Belek'ten geliyorlar. Başkanı, yöneticisi, arabası, her şeyi. Ama önce sevenler var burada. Onun için burada türkü söylemek çok keyifli olacak.
biraz sonra görüşeceğiz. Musa hocam bir de şey sorayım. Siz kendiniz de bir yörüksünüz değil mi? Tabii hareket halinde olan her insana yörüktür. Bunu birçok insanlar bilmiyor ama yani. Hayır, eskiden utanıyorlardı. Bir gün biz dedim biz sarı geçili yörüyüz dedim televizyonda. Ya çok ayıp oluyor dedi. Siz beyefendi bir adamsınız. Hayır dedim. Beyefendilik başka şey, yörüklük başka şey. Dedim sen onu öğren, sonra konuşuruz dedim. Onun için biz hareket halinde yörüküz. Ama bu harekette kazancımız şu. Yüzlerce kültür insanlarıyla karşılaşıyoruz. Beğeniyoruz. Avucumuzu alıyoruz, taşıyoruz, başka yerde paylaşıyoruz. Onun için yörük önemli bir sözcüktür. İçeriği daha önemlidir. Mutlu olacaksın. Nerede yörük şenliği varsa orada damlayacaksın. Bizde bir atasözü var. Nerede çalgı, orada galgı. Evet. Gökte düğün var. Merdiven aramaya gideriz. Bizim yörükler öyle. Şimdi burada bir sürü insan vardı. Gelmiştir Ermenek'ten bilmem ne. Değil mi başkanım? Sayın başkan da bu arada yanımızda. Ermenek'ten gelmiş, oradan gelmiş, buradan gelmiş. Görüyorum. Bilmem ne yörükleri. Ne? Halbuki bize, ya biz neyiz? Yörüküz değil mi? Efendim İstanbul beyefendileri mi geldi diyecekler yani. Tabii ki yörükler geldi diyecek. Tabii. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Musa hocam.